Merhaba sevgili Restoran TV izleyicileri, bir zirvedeki restoranlar programından daha. Alıştığınız üzere sizler her neredeyseniz işte bizler de tam da oraya konuklarımızla birlikte sizin konuğunuz oluyoruz. Sonrasında o güzel lezzetlerin sahibine bizler konuk oluyorduk değil mi? Evet. 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 Bugün alışılmışın dışında çok cici, küçücük bir konuğumuz var, konuğunuz var. Esila Nur Başı Dinç. Evet, annesinin en büyük yardımcısı, annesiyle birlikte bize harikalar yaratacak Sayın Ebru Başı Dinç ile birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Hoş bulduk. Tanıyabilir miyiz sizi? Ben aslında muhasebeciyim. Özel bir şirkette muhasebe işleri yapıyorum. Bu pasta işine tamamen hobi olarak başladım ve ilerledi. Şu anda hani güzel bir kitlem var. Onlara işte pastalarımla, yaprak sarmalarımla ve şimdi yeni bir sektöre adım atıyoruz eşimle birlikte. En büyük destekçim eşim. Börek, sulu börek sektörüne giriyoruz. Şimdi sulu Trakya'da, börek? Evet, Trakya'da birçok restoranda, birçok yere sulu börek servisine başlayacağız aynı şekilde. Ama tabii ki artık bunu tamamen muhasebe işi şöyle herhalde bir kenara kalacak. Artık bunu farklı bir sektör haline getirip bir kuruluş haline getireceğiz inşallah. Evet ve o kuruluşun muhasebesini tutarsınız artık. Aslında ben birazcık mutfak tarafında olmayı tercih ediyorum. Evet, Esila Nur gibi bir yardımcınız varken evet. Mutfakta işleriniz hiç de zor değildir diye düşünüyorum. Öyle değil mi Esila? Neler yapıyorsun annene yardım ederken? Malzemeleri sayabiliyor musun örneğin? Tamam hadi sayıyoruz. Bugün ne yapacağız peki? Pasta. Pasta yapacağız. Tamam bu pastanın içinde neler olacak? Yumurta. Şeker. Toz şeker. Toz şeker. Yumurta akı. Yumurta akı. Kabartma tozu. Kabartma tozu 10. Tamam. Bunun adı ne Esila? Bunun adı mı? Evet. Mikser. Mikser. Evet. Peki. Ebru Hanım. Pasta yapacağız. Esila evet. Söyledi. Malzemelerimiz de gerçekten çok az. Aynen. Hemen hemen hepimizin evinde bulunabilecek aynen. Malzemeler. Nasıl bir pasta olacak bu? İlk önce pandispanyasından başlayacağız. Ev hanımlarının böyle günlerde ya da böyle hani canlarının böyle tatlı istediği, afif bir tatlı istediğinde lezzetli bir onlara sunum ama az malzeme. Hani tamamen şimdi biliyorsunuz ki mutfakta böyle her şeyi bulmak inanın ki mümkün olmuyor. Evet. Ama biz böyle az malzemelerden onlara böyle bir lezzet şöleni yapacağız. Yapalım, başlayalım, şov başlasın. Ama şov başlamadan önce evet. Esila Nur'un önlüğünde ve sizin önlüğünüzde muhteşem bir yazı var. Nihayetinde bir Master Chef kolay yetişmiyor efendim. Evet Esilacığım seni çok fazla yormak istemiyoruz. Evet. Mutfakta şimdi annenin şovu başlayacak. Sen de bizi izleyeceksin. Anlaştık mı? Ne yapıyoruz? Şimdilik Restoran TV izleyicilerine hoşça kal diyorsun değil mi? Evet, Esila Nur'u şimdilik yolculadık evet. Ve mutfağı size bırakıyoruz. Buyurun efendim, şov başlasın diyelim. Öncelikle ben malzemelerimi saymak istiyorum. 4 yumurta ama sarısıyla akını ayırıyoruz. 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı şeker, 2 un, çok özür dilerim. İkinci bardakta da şöyle 3 parmak az. Şöyle dolu dolu 1 bardak, ikinci bardağımızda şöyle 3 parmak daha az. Ben şimdi başlıyorum yapmaya. İlk önce akını koyuyorum mikserime. Bu evet. Tamamen kar haline gelecek. Hı hı. Ve yüksek ayarda. Buna bir pinçik tuz atıyorum. Şimdi bu kar haline gelecek. Biraz evet. Bir 5 dakika kadar sürüyor. Evet.
Bir 5 yani, dakika kadar karışması gerekiyor. Aynen, bir 5 dakika kadar karışması gerekiyor. Sonra yavaş yavaş diğer malzemelerimizi... Aynen, hepsini birleştiriyoruz daha sonra ama böyle çok yumuşak bir hal alıyor. Şimdi ben bunu fazla uzun çalıştırmayacağım. Ama en azından ama seyircilerimin de görmesini istiyorum sizlerin vesilesiyle. Evet. Çünkü çok büyük hatalar yapıyorlar. Yani bu en azından akının sıvı olmaması ve böyle tabağa çevirdiğiniz zaman dökülmemesi gerekiyor. En önemli unsuru da bu. Yani eğer böyle bir makineleri yoksa el mikseriyle daha uzun sürüyor. Evet. Daha uzun karışması gerekiyor. Ama şimdilik ben yeterli görüyorum. En azından çekimimiz için. Şimdi ben bunu karıştırdım. Şu an gayet de başarılı aslında. Evet. Şöyle gösterebilirim. Evet. Yani en azından böyle dökülmüyor. Dökülmüyor. Ben şimdi bunu... Bir mayonez kıvamını aldı neredeyse, değil şöyle mi? Şöyle bir mayonez kıvamını aldı. Tabii kullanabilirsiniz. Şimdi yumurta sarısını atıyorum. 4 yumurtanın sarısını. Ve 1 su bardağı şekerimi döküyorum. 1 su bardağı. Evet. Ve bunları karıştırmaya başlıyorum. Evet. Karıştırdım. Şimdi benim yapmam gereken şey sıcak. Yarım çay bardağı su, yarım çay bardağı. Yarım çay bardağı suyumu da ekledim. Yani su ne sıcak olsun ne de soğuk, ılık. Yani yumurtayı pişirmeyecek kadarı benim için yeterli. Yeterli. Şimdi bunlar özleştiler. Ben ne yapıyorum şu anda? Bir su bardağı unumu içine ilave ediyorum. Ve şöyle birazcık daha alabilirsen. Şöyle 3 parmak az. 3 parmak az. Onu da ilave ettiğim zaman. Ama bunda önemli olan nokta benim için süzgeçten geçmesi lazım yani. Elekten geçmesi lazım. Şimdi vanilyamı atıyorum. Vanilya özü de kullanabilirler. Çok alışık olduğumuz bir tat değil aslında. Bizler hani yeni tatlara alışık değiliz açıkçası. Evet. Hani ben bunda toz vanilya kullanıyorum ama genellikle vanilyamı ve kabartma tozumu da atıyorum. Genelde un içine atarlarsa daha güzel özleşiyor. Yoğun bir kıvam aldı şu anda. Evet. Zorlanıyor dönmekte. Bu karışım şu anda yeterli. Şimdi bu karışımı alıyorum ben. Evet. Oldukça yoğun bir kıvam evet, oldu. Evet, oldukça yoğun bir kıvam oluyor. Şimdi bunu çıkardım. Ve akını içine yavaş yavaş ilave edeceğim. Ama önce şu kenardaki unları da şöyle içine alayım. Şimdi akını yavaş yavaş ilave edeceğim. Akı ne yapacak buna? Hem de bunu indirmemem lazım. Şöyle. Şu şekilde. Ezmeden. Evet, aynen. Hava kabarcıkları oluşacak şekilde. Şimdi birazcık daha alacağım. Parçada. Evet, bunu da yaptıktan sonra diğer parçamı da aldım ve görüyorsunuz o yoğun kıvam gitti şu anda.
tamamen rahat, güzel bir kıvam oluştu. Beyazlarını birazcık daha içine kaybetmemiz gerekiyor. Hem vanilya burada ne yapıyor bize? Yumurta tadın yani kokusunu sevmeyen çok insan var. Evet. Yumurta kokusundan hoşlanmıyorlar. Şu onu baskılıyor. Bu, aynen, şu anda bu işlemimiz bitti. Ne yapıyorum? Fırın tepsimi aldım. Normalde ben bunun kenarlarını yağsız kağıtla yağ sürerek yapıştırıyorum ama şu anda hani çok da gerek kalmıyor. Ben ne yapıyorum? Çeviriyorum. Buradan bıçak yardımıyla kesebiliyorum onu. Evet. Bunu 160-170 derecede başlarlarsa pişirmeye, daha sonra derecesini düşürebilirler, fanında da çalıştırabilirler. Bir sıkıntı yok. 25-30 dakika içinde sürekli değil de yani çubukla son haddelerini 20-25 dakika sonra kontrol edebilir. Herkese fırın değişkenlik gösteriyor çünkü. Evet. O yüzden hani bir şey diyemiyorum. Yaptık, işlemimizi bitirdik. Gayet basit. 5 dakikası bile almadı ve 4 tane malzemeyle yaptık bunu. Şimdi ben bunu biraz vuruyorum ki hava kabarcığını alsın. Şöyle vurduğum zaman hava kabarcığını alıyor ve ben bunu teslim ediyorum. Fırınımıza veriyoruz. Evet, pandispanyamız gayet sağlıklı bir şekilde fırından ve kalıbından çıktı. Aynen. Pasta yapılmak üzere hazır bekliyor ama tabii bunun bir de kreması var. Tabii. Şimdi iç kreması var. Bu pastacı kreması olarak geçiyor ama ben şöyle yumuşaklığını göstermek istiyorum bir size. Bir sünger gibi. Aynen öyle. Ne kadar ezdirirseniz ezdirin kendini topluyor, topluyor her şekilde. Evet, gerçekten ya ben tam bir sünger. Şiddetle tavsiye ediyorum açıkçası bunu kullanmalarını. Şimdi ilk önce ben bunu keseceğim. Hı-hı. Şöyle. Üçe böleceğim burada. Evet. Bu güzel lezzetten sizleri mahrum etmek istemem açıkçası. Evet. Evet, kestik. İçini görüyorsunuz. Hı hı. Şöyle altını kenara koydum. Tekrardan kesiyorum. Ne kadar eşit keserseniz sizin içinde yani pastanızın düzlüğü, yüksekliği o kadar düzgün olur. Ve güzel çalışırsınız. Şöyle ikincisini de kestim. Şöyle üstünü de alıyoruz. Bu en üstü. Üstünü alıyoruz ama üstü mesela çok kabarıyor ya. O kabarma esasında ters çevirin kekinizi. Strece sarın. Sıcak diye korkmayın. O böyle zaten bu yumuşaklığı sağlayan o. Daha sonra bu pandispanyamızı dondurucu, difrizde bekletebilirsiniz. Öyle bir şansımız da var. Aynen öyle, öyle bir şansımız da var. Şimdi aha, bunu da yaptık. Şimdi kremamıza başlıyoruz. Evet. Şimdi gene her zamanki gibi ben malzemelerimi sayayım. 3 yumurta, 1 su bardağından az, 75 gram şeker. Yani bizler gramajla çok çalışamıyoruz ama hani bardakları aklımıza tutabiliyoruz. Bir su bardağından az şeker, yarım çay kaşığı da vanilya özü kullanıyorum ben. Dediğim gibi burada vanilyayı tozu sokmuyorum araya. Şimdi ilk önce 3 yumurtamı güzelce başlıyorum çırpmaya. En azından bir kendileri de aralarında birleşecekler. Evet. Benim robotum çok ses çıkartıyor değil mi bugün size? Hayır, tam tersine çok sessiz bir robot. Gayet de profesyonel bir makine. Evet. Çok güzel bir robot kullanıyorsunuz. Şimdi şekerimi de döküyorum. Pandispanya'da ne yapıyorduk? Yumurtayı şekerle buluşturduğumuz zaman su döküyorduk. Ama bunda tamamen bir pastacı kreması yapıyoruz. Şimdi 3 yumurtamızı attık. Hı-hı. Şekerimizi döktük. Şimdi vanilyamızı. Yarım çay kaşığından az. Şöyle çok az bir şey. İçine döktüğümüz zaman yeterli olacaktır. Aynen öyle. Sizin de koklamanızı isterim bunu. Çok güzel. Evet, bir de gerçekten içinde çok güzel. Şimdi bu malzemeleri bunlar olurken ne yapıyorum ben? 375 mg'lık sütümü tencereye atıp
nasıl ısıtacağım biliyor musunuz? Ne sıcak ne soğuk. Hı-hı. Hani böyle yoğurt mayaları parmağımı soğuk, hafif ısırır. Tamam. O derecede. Çünkü daha sonra bunlarla birleştireceğim ki gene yumurtamı pişirmesin istiyorum. Şu anda hemen alıyorum buraya. Döktüm. Evet, başladık. Birazcık durması yeterli benim için. Genelde ben kendi çocuğum için çikolatayı sevdiği için ben birazcık da böyle kakao atıyorum içine ki. Yakışır ama. Güzel oluyor yani. Yakışır. Kakao. Ama bu isteğe bağlı. Yani istemiyorlarsa bunu atmak zorunda değiller. Tarifte işte aman kakaoya attım, şekeri az kullanayım ya da şuna. Hayır, hiç şeyi yok. Tarif hiçbir şekilde bozmuyor. Ben bunu isteğe özel kullandırabiliyorum. Şimdi sütüm kaynama şeyine gelmeden hemen bir kontrol ediyorum. Gayet iyi ısısı. Şu anda kapattım ocağımı. Ne yapıyorum? 375 mg sütümü döküyorum. Bunun püf noktasını söyleyeyim size. Şimdi nişastasını da atacağım içine. Önemli olan beklemesi. Evet, nişastamıza ne kadar demiştik? 50 gram. Evet. 50 gram nişastamı da ilave ediyorum içine. Evet. Nişastayı niye sonradan ilave ettim? Nişasta bunlarda yoğunluğu veriyor. Yani katılaşmasını sağlıyor. Yoksa hani nişastayı katmadığımız zaman sıvı bir halde kalıyor. Evet. Birleşim olmuyor. Ama hani şekerle birlikte yapanlar da oluyor. Tamamen kişiye özel. Hani önce şunu atın, önce bunu atın değil ama nedir? Yumurtayla şekerin önce özleşmesi gerekiyor bizler için. Şimdi bu işlemimizi tamamladık. Bunu tamamladıktan sonra ne yapıyorum? Ben bunu alıp şimdi bu özleşti. Çıkardım. Tencereme aldım. Güzel bir şekilde. Çırpıcımız var değil mi Sema Hanım? Tabii var. Hı-hı. Topaklanmaması adına Aynen. bir çırpıcı yardımı gerekecek. Aynen öyle. Şimdi ben bunları ocakta pişireceğim şu anda Sema Hanım. Hı-hı. Hangisinde Ocağımı... daha rahat edersiniz? Şu yuvarlak olana daha çok alışkınım. Tamam. Şimdi ben bunu pişireceğim ve bu katılaşacak. Katılaşmaya başlayacak. Şöyle büyüğünü açabilirsem, evet süper. Büyün mü? Evet, açtım galiba. Biraz beklememiz gerekiyor. Evet. Tamam. Ama yükseltebiliyor muyum? Evet. Şimdi bu ne yapacak? Katılaşacak. Kas katı bir hal alması lazım. Ama ne olacak? Böyle katı olacak ama aralarından böyle köpükler çıkacak. Çıkacak, evet. Ne yaptım ben buna? 3 yumurta, 75 gram şeker, bir de yarım çay kaşığı vanilya özünü hepsini özleştirdim. Sütümü hafif kaynatma derecesinde parmağımı ısıracak kadar sütümü koydum ve daha sonra da nişastamı kattım. Evet. Ne oldu şimdi? Ve hepsinden önemlisi alıştığımızın çok dışında tüm bunları yağ kullanmadan yaptınız. Evet, doğru. Yağ kullanmıyorum. Aynen. İsterseniz şöyle. Köpükler oluşuyor. Bu da sütle özleştiği için köpükler hı hı. ama yoğunlaşmaya başlayınca köpükler gidiyor. Bunları da yaparken ganaş hazırlıyoruz keklerimizin kenarına. Yaptığımız şey taşmasın diye. Ganajda da şöyle bir şey söyleyeyim. Kuvartır çikolatalar var. Onlardan alıp da bitter
tercih ederlerse bitterde krema ile bitteri birebir buluşturmaları gerekiyor. Hmm. Şimdi ben onu da göstereceğim biraz sonra. Ama eğer sütlü tercih ederlerse, işte kakao istemiyorum, ben sütlü tatlı, beyaz istiyorum derlerse de şu anda yoğunlaşmaya başladı. Altını kısıyorum. Becerebilirsem, beceremedim. Evet, kıstım ve şu anda gördünüz hemen yoğunlaştı. Herhangi bir topaklık, herhangi bir şey olmadı. Yoğunlaştı. Bunun işlemi bitti Sema Hanım. Evet. Böyle gösterebilirim size. Altına ben bir rahle vereyim. Bunun işlemini bitirdim. Yoğunluğunu evet. Görüyorsunuz zaten. Evet. Şöyle bir yoğunluğu var. Bunu ne yapacağız? Bunun üstünü streçleyeceğiz. Hiçbir yeri hava almasın diye. Şu şekilde ben göstereyim. Şöyle. Bunun hava almaması lazım ki oraları kurumasın. Bunu soğuk bir yere koyuyoruz ve buzdolabında bir gün tutarsak bu malzemeler çok güzel özleşiyor ve harika oluyorlar. Pastamızda daha rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Aynen. Evet. Şimdi demin pişirdiğiniz pastacı kreması gördüğünüz gibi bir gün bekletince böyle yoğunluğunu alıyor ve koklamanız lazım, mis gibi kokuyor. Evet, şimdi ben ne yapıyorum? Bunu makinemin içine, çok yoğun bir kıvam oldu çünkü. Böyle görüyorsunuz, çok aşırı yoğun. Ben size şöyle bir göstermek isterim. Şöyle çok yoğun bir kıvam. Şimdi korkutmasın bu kıvam sizi. Bu yoğunluk açılıyor ve böyle sürülebilir bir hale geliyor. Gördüğünüz gibi sıvı hale gelmeye başladı. O yoğunluk gidiyor. Açılmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi en son çırpmada çırptım ve sürülebilir bir hale geldi pastacı kremam. Şimdi onu alıyorum. Şimdi pastamı yapmaya başlıyorum. Aldım. Şimdi ben ıslatmıyorum kekimi ama isterseniz ıslatabilirsiniz. Çünkü gayet benim pandispanyem yumuşak. Ağızda dağılıyor. Şimdi ne yapıyorum? Ganajın tarifini vermiştim zaten. Ganajımızı kenarlarına sürüyoruz. Neydi tarifimiz? Çikolatada birebir. 200 gramlık bir kuvertür çikolata kullanıyorsanız 200 gramlık da bir krema kullanmanız gerekiyor. Ama diyelim ki çikolata değil de sütü tercih ediyorsanız da bu sefer ne yapıyorsunuz? Onda da 1'e 3. Şimdi sürüyorum ben kremamı. Sürdüm. Şimdi çileklerimi aralarına yerleştiriyorum. Ve oluşturdum pastamı. Görüyorsunuz. Kremamla birlikte. Şimdi bunun etrafını kaplamaya geldi sıra. Şimdi ne yapıyorum? Hiç işlemimden vazgeçmiyorum. Ne yapıyorum? Burada bir zaten kremam var, pastacı kremam. Şimdi makineme yerleştiriyorum. Evet. Şöyle alayım. Bir kaşık labne peyniri ekliyorum. Çocuklara peynir yediremiyor. Şikayet ediyorsanız buyurun. Şimdi karıştırıyorum hepsini. Evet.
Önemli olan özleşmesi. Labne ile çikolatamızın, kremamızın özleşmesini sağlıyorum. Evet. Şimdi bir daha en yüksek devirde çırpıyorum ve oluyor. Tamamdır. Şimdi ben buna ne yapacağım? Pastamı kaplayacağım. Evet, buradan biraz kremalarımızı alalım. Şimdi evet. Şimdi bundaki de şeyim şu sizden ricam. Bileğiniz hiçbir şekilde oynamayacak. Bileğiniz sabit. Sadece biz bunu çevireceğiz ki en iyi şekilde kaplayabilelim. Yoğun alıyorum böyle. Koyuyorum ve çeviriyorum. Bileğim sabit. Yoğun bir şekilde kremamı aldım. Çeviriyorum. Bileğim sabit. Hep bileğim sabit kalıyor. Evet, yoğun bir şekilde aldım gene. Evet. Şimdi bunu bu şekilde devam ediyorum. Şimdi nasıl tercih ederseniz tamamen sizin tercihinize bırakıyorum. Hani süslemek için meyveler tercih edebilirsiniz. Çikolatalar tercih edebilirsiniz. Ve şöyle çileklerle de süsleyebiliriz. Şimdi modalarımız var. Güller konuluyor. Güller de koyabilirsiniz. Çok şık duruyor ama tabii ki güllerin o saplarını falan pipete geçirmeniz lazım açıkçası. Şöyle. Şöyle yapalım. Evet, pastamız hazır. El evet. Emeği ve çok güzel bir görüntü, aynı zamanda çok da lezzetli olduğundan eminiz. Her şey çok doğal. Evet. Yağ hiç kullanmadık. Aynen. Daha ne diyelim? Siz bir şeyler söyleyin. Tamamen ev yapımı. Yani çocuklarına mesela peynir yediremeyen anne için ben mesela içine labne katıyorum. Ya da içine işte ne yapıyorum? Çilek saklıyorum, muz saklıyorum, kivi saklıyorum. Yani tamamen bu ev için, hani tamam ben pastacı kreması yapıyorum, yani pasta satıyorum ama bunu tamamen ben annelere yönelik evet. yapıyorum. Yani bana göre çocuklarına yediremedikleri birçok şeyleri bizlerin böyle pasta şeylerine saklayabildiğimiz küçük sırlarımız var. Bence deneyebilirler. Evet, kesinlikle hepimiz deneyeceğiz. Özellikle ben akşam gider gitmez, çünkü evde bulunan malzemeler mutlak aynen. surette deneyeceğim ki çok hafif olduğundan da eminim, fazla kalori de içermediğinden evet. eminim. O yüzden deneyeceğim ve geri bildirimi de mutlak surette gerek sosyal medya hesaplarınızdan gerekse telefonla özel olarak da vereceğim. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık, hoş teşekkür geldiniz, ederim. Sefalar getirdiniz, lezzet getirdiniz. Teşekkür ederiz. Sağ bizleri olsun. Ailenize kabul ettiğiniz için, onur verdiniz bize de. Hoş geldiniz. Evet sevgili Restoran TV izleyicileri, gördüğünüz gibi muazzam el yapımı, ev yapımı bir pastayla katıldı Sayın Ebru Başadinç. Hoşçakalın.